Konya kütüphaneye en çok gidilen şehir, Konya insanların en çok okuduğu şehir. Biz de buna katkı sunmak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah kitap günlerimiz her yıl etkisini arttırarak sizlerin desteğiyle büyümeye devam edecek. Misafirleri, yazarlarımız söyleşisi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Başkanım hoş geldiniz. Merhaba başkanım. Konya Kitap Günleri Konya'nın önemli markalarından biri haline dönüştü. Geçen yıl Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapmış olduğumuz Kitap Günleri'ne rekor bir katılımla 850 bin ziyaretçimizi ağırlamıştık. Bu yıl hazırlıklarımızı çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirdik. Selçuklu Kongre Merkezi'nin bize kazandırdığı imkanlar doğrultusunda şu anda Konya Kitap Günleri'nde 250 yayın evi, 250 yazar ve 300'den fazla etkinlikle bir kültür şölenine dönüşmüş durumda. Bu yıl Konya Kitap Günleri'ni rahmetli yazarımız Rasim Özdenören'in hatırasına gerçekleştiriyoruz ve Konya Kitap Günleri'nin bu yılki sloganı sizin hikayeniz kitap. Dolayısıyla kitapla ilgili her yaştan insanı Konya Kitap Günleri'ne davet ediyorum. Özellikle çocuklarımız için burada çok güzel alanlar oluşturduk. Anne babalar hafta sonunda ve akşamları burada sizi ve çocuklarınızı çok güzel bir şekilde hazırladığımız standlarda yazarlarımızın söyleşilerine davet ediyorum. Her gün saat 10 ve 21 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya Kitap Günleri'ni ziyaret etme imkanına kavuşabilirsiniz. İlim, irfan, hikmet, bilgi bunlar insan içindir. İnsana bunları ulaştıranlar ne güzel insanlardır. O faaliyetler ne güzel faaliyetlerdir. İşte biz onların içerisinde biliriz kitap fuarlarını, kitaba hizmet edenleri. Çünkü düşünmek, tefekkür etmek Allah'ın insandan beklediği en önemli hassalardan bir tanesidir. Öğüt almaz mısınız derken sürekli Kur'an'da aslında düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz diyor. Kitap tefekkür kaynağıdır. Ve kitapla yola çıkanların yolda kalmaları mümkün değildir. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hadi herkes aşağı. Aşağı demin. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı demin. Sarılalım şimdi. Yoksa bir arkadaşımla mı? Bütün arkadaşlarım kitap fuarına mutlaka gelsinler. Biri Kanuni Sultan Süleyman. Bizzat o. Zaten sponsoru da o. Size iki isim daha söyleyeceğim. Birisi İngiliz, birisi Alman. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee. Ne aradınız Osmanlı kütüphanelerinde? Yarım asır diye. Fakat o bir doğuştur. Ölmeyi batmak zannetme, doğuyorsun. Efendimiz Aleyhisselam için yazılan şiirlerin %80'i Türkçe. Sonunda demiştir ki, en sona kaldığımı anladım, cesaretim kalmadı. Utandım, soramadım.